TRT 24 YouTube kanalında Tarık Toros'un "Erdoğan bu koşullarda 10 kere seçime girse tamamını kaybeder" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Şu 3 şey başına gelmiş her hükümet seçimi kaybeder. Ekonomi çökmüş, hayat pahalılığı durdurulamıyorsa, büyük depremde iktidarın hazırlıksız ve beceriksizliğinden on binler hayatını kaybetmişse, muhalefet birleşmişse, dünyadaki tüm demokrasilerde hiçbir iktidar bunu lehine çeviremez, çevirmeyi de düşünmez, beceremedim der, özür dileyip bırakır. Türkiye eskiden böyleydi. Bugün bu noktadan fersah fersah uzakta. İşte orada oturup düşünmek gerekiyor. Seçimde kim kazanırsa kazansın, ülke daha iyi bir yerde olmayacak. Çünkü sadece siyaseten değil, ahlaken, ekonomik ve sosyal olarak da çökmüş halde. Mevcut iktidarın seçimle devrilmesi, ilerisi için sadece umut verecek. Ayrıca bu son seçim değil, devamla çokça seçim göreceğiz. Ülkede Şubat ayına kadar yapılmış tüm analizler çöp oldu. Nasıl olmasın ki? Önce büyük bir fay bilmem kaç yerinden kırıldı, çok sayıda deprem üretti ve ülkenin altıda birini alt üst etti. Tüm siyasi ezberleri bozdu. Bir ay sonra muhalefet masasında epeydir biriken enerji patladı. Nicedir beklenen kırılma yaşandı. Kartlar bir kez daha dağıtıldı. Enteresan olan kimsenin öngörmediği ve öngöremeyeceği biçimde muhalefet bu depremde alt üst olmadığı olağanüstü güçlenerek çıktı. Özeti şu, Meral Akşener millet diyerek sandalyesini tekmeledi, 3 Mart'ta milleti gördü. Millet 5'ten büyüktür diyen boş boğazla boyunun ölçüsünü aldı. İyi Parti'yi gaza getirip bu kararı aldıran baskı grupları kimlerse maksatlarının aksi bir sonuçla karşılaştılar. Siyasi kıyametini gören Akşener çabuk frene bastı. Çok kirli hissettim ve Meral değer mi dedim. Habertürk'te kurduğu bu cümle çok şey anlatıyor. Elbette Kemal Kılıçdaroğlu'nun sakin, itidalli yaklaşımı ve parti grubunu dizginlemesi unutulmamalı. Köprüler atılmıştı. Öyle olmasa tekrar kurmanın olanağı kalmazdı. Görülüyor ki altılı masa kriz çıkacağını bildiği için Cumhurbaşkanı adayını özellikle sona saklamış. Partileri bağlamak için de geçiş süreci ve mekanizma konuşulmuş. Öncelik 240 sayfalık ortak mutabakat metnine verilmiş. İstanbul Sözleşmesi bile tartışılırken aday meselesine özellikle girilmemiş. Yoksa Akşener'in 3 Mart'ta okuduğu metni birkaç saatte kaleme alması mümkün değil. Geliyormuş gelmekte olan. Şimdi 6 parti seçmen listeleri ve sandıklar yönüyle seçim güvenliğini sağlamalı, yurt genelindeki oy kullanma ve sayım noktalarını müşahit ve hukukçu ordusuyla kontrol altına almalı. Karşınızda tüm devlet olanaklarıyla her türlü çirkefliği yapacak iktidara yapışmış bir çete var çünkü. Biliyorum, beklentiler zirve yaptı. KHK'lılar ve Kürtler başta olmak üzere hemen her mağdur kesim muhalefet söyleminde kendini görmek istiyor. Sabırlı olmalı. Erdoğan'ın devrilmesi bile tek başına büyük normalleşme demek, oksijeni herkes hissedecek. İkincisi, ne partiler ne de Cumhurbaşkanı adayı %100 içinize sinmek zorunda değil. Mecelle kaidesi, defi mefasit celbi menafiden evladır. Önce şu örgütlü kötülükten kurtulalım, varsın arkası sonradan gelsin diyor Tarık Toros, TR724'deki köşesinde.